Selamlar efendim, ben Deniz. Alpha Games ekranlarında ve yine bir Quantum Exiles bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bu bölümü çok daha önceden planlıyordum fakat hafta sonu bir rahatsızlığım vardı, o yüzden bölüm çekecek halde değildim ama çarşamba gününden itibaren bölümü çarşamba çekiyorum. Perşembe Allah izin verirse sizlerle olacak. Perşembe gününden itibaren kaldığımız yerden devam ediyoruz. Masaya oturdum, arkada hatunlar oynuyor. Çok da oynamasın. Ha. Masanın üzerinde yağmur damlalarını fark etmişsinizdir. Oyunun bir bug'ı maalesef. Yani sizin mekanınıza böyle su damlatıyor. Ne kadar özensek de. Her neyse efendim, yapacak işler var. Aslında yapacağım başka şeyler vardı ama bu bölümü çekmem gerekiyordu. Böyle klasik bir sıkıcı bir bölüm yapmam gerekiyordu. Sıkıcı değil aslında da. Uğraşmam gereken bir bölüm yapmam gerekiyordu. Öncelikle bir önceki bölüm ayılarımızı koymuştuk. Yanlış kapı, pardon. Ben de alışıyorum. Yavaş yavaş alışıyorum. Ayılar yavaş yavaş oluyorlar. Freya çıktı. Freya hazır. 4725 canı var. Yani diğer özel NPC'lerle, mesela Dina ile aynı. Balkovan yapacağımdan bahsetmiştim. Aha da balkovanları burada. Yani arı kovanları daha doğrusu. Queenbee'ler falan. Ot toplarken bunlar da bol bol çıktı. Yeni bir takipçi buldum. Janus. Aynı. Kuzey'in özel NPC'lerinden biri. Ve geçen bölüm peşinde koştuğumuz ama gelmeyen biri, Beri. Onu da buldum arkadaşlar. Zaten ikisini aynı anda buldum. O yüzden çok mutluyum. Aha da Beri. Bize de yapacağı özel silahları Beri. Beri. Gördüğünüz gibi bu arada. Ocaklar çalışmaya devam ediyor. Tabii ki Black Ice gittim çıkarttım. Onu da çıkaracağımı söylemiştim. Black Ice çıkarttım ve Hardened Steel'lar işliyor. Burada da normal kasmaya devam ediyorum. Biraz daha Black Ice'ım var burada. Zaten kolay çıkıyordu. Bunu Ymir'in Priest'ini aldığımız bölümde açıklamıştım. Onu da tekrardan söyleyeyim. Gittim kendim uğraştım onlara. Bu bölüm sadece craft'ta kalsın dedim. Şimdi öncelikle yapabiliyorsam bir tane buzdolabı yapmak istiyorum. Şimdi bunların büyüğü hangisi abi? Bu galiba. Ne istiyor? Oo, star metal bozdu. Olsun. Bir tane küçük yapayım bari. Insulated Wood, Black Ice ve Hardened Steel. Bir tane küçük yapayım bari. Yiyecekler bozulmasın. Bu arada Carpenter'da da Bark ve Shepherd Wood çıkartmaya devam ediyorum. Dye ve Resin. Resin'im olmayabilir bu arada. Onu ben kendim uğraşabilirim derken varmış. Tamam. Çok güzel. Şunları alacağım. Tamamdır. Şunları alacağım. Bunları hemen Carpenter ustaya verelim. Bundan da bir tane CV3 bulmam gerekiyor bu arada. Şimdi barkı bir kes hocam. Şundan bana bir 800 tane yap bakalım sen. Ben onlar olurken gideyim bu arada bir 10 tane kadar Black Ice alayım üzerime. 250 de olur. Peki. Başka ne istiyordu? Hardened Steel istiyordu. 79 tane Hardened Steel aldı. Bir de Insulated Wood. Bir tane küçük yapayım şimdilik. Üzerimdeki potlar, çünkü ben burada craft yaparken bozulmasını istemiyorum. Ne kadar çıktıysa. Evet. Bir tane şimdilik işimi görecektir. Star metal gerekiyormuş ama. Ben iki tane craftayım ya. Ne olur ne olmaz. Çok güzel oldu bu arada. Onu şuraya koyacağım. Şu chest'i buradan kaldıracağım. Ve onun yerine buzdolabını buraya yapıştıracağım. Ama şimdilik ice'ım yok. Bak onu hiç düşünmedim ya. O kadar gittim ama hiç ice almadan geldim. Bunu buraya koyamıyorum bu arada. Ya bunu buraya nasıl koyamıyorum ya? Koyuyormuşum da. İyi güzel hoş ama ice yok bende. O yüzden şimdilik bunun içine buz koymanız gerekiyor ki burası dursun. Çok uzak değilim aslında buzlara da, şimdi gitmek istemiyorum. Bizim çünkü yapmamız gereken başka işler var efendim. Şimdi evin geri kalan şeylerini gösterdim sizlere. Şunu da şöyle atayım. Şunu da şöyle. Buraları da bir derleyeceğim, toplayacağım. Ha bak şurada siyah varmış mesela. Evet, buraları da bir derleyeceğim, toplayacağım. Gerekiyor efendim. Şimdi bugün zırh ve silah yapacağız. Özel zırhlar ve silahlar yapacağız. Silahla başlamak istiyorum. Öncelikle Beri ablamızın verdiği nimetler doğrultusunda ne yapabiliyoruz?
Şimdi Blood Tether dediği benim DLC ile aldığım ama çok garip bir şekilde sadece Iron Bar ve Branch istiyor ve bunu Flawless yapacağını iddia ediyor. Ben bu silahın bozuk olduğunu düşünüyorum. Bu kadar az malzeme istememeli. Çünkü Flawless silah yapıyoruz. Yani normaliyle aynı malzemeyi istiyor. O da çok enteresan. Ama DLC'nin bir olayı olabilir. O yüzden ben şöyle yapacağım. Iron Bar'ım zaten burada hayvan gibi görüyorsunuz. Bana şimdi Branch lazım. İkisini de bir yapıp damage farkını göreceğiz. Şuradan 500 tane branch alayım. Doğru. Şu an ocaklar çalıştığı için burada beni burada ter basıyor. Şöyle bir yapalım bakalım. Şimdi bir tane Axecraft'la bir tane Pikecraft'la bir tane de vallahi Flawless item yaptığım için başarı elde ettim de. Yani DLC olduğu için herhalde aralarında bir fark var. Şu an kaç vuruyor mesela? 29 vuruyor. Çok az vuruyor. Böyle bir Great Axe yok arkadaşlar. 24, 29 yok. Bu DLC olduğu için böyle. Bu DLC olduğu için öyle bir demek yok abi. Flawless Hardened Steel Axe yapabiliyoruz. Kimerian'ın Flawless silahı yapabiliyoruz. Ben Hardened'dan bir şeyler üreteceğim. Yine X üreteceğim çünkü henüz balta yapamıyorum. Yine de bir gözden geçireyim ama olmuyor. Benim burada canım mı gidiyor hakikaten ya? Evet, ay çok sıcak. Alttaki de çalışıyor bu arada. Neyse, tamam efendim. Tamam efendim. Ben bir tane Flawless balta craftlamak istiyorum kendime. Mesela bununla aralarındaki farka bakacak olursak 46 vuruyor bu gördüğünüz gibi. Yani bu bozuk. 29 1 dediğime hiç vurma ihtimal yok. Tamam, Steel War Axe yaptık bir tane. Bir tane takipçilerim için bir şey istiyorum. Varsa böyle bir mızrak falan. Flawless. Tamam, onlara gerek yok. Steel Sword, Steel Great Sword. Aslında onlara bir tane Great Sword da verebilirim. Evet, bir tane takipçim için Great Sword yapmak istiyorum. Güzel. Şimdilik silah defterini kapatacağım. Kapatacağım ama öncesinde tabii biraz bir de bunların damage'ini arttıralım şimdi. Nasıl 3 tane ya? Ha, Hardened'ı mı bitiyor? Tamam, yap 3 tane. Bir tane de yay için. Şunları buraya alamıyor muyum? Peki yanlış silah da basmak istemiyorum bu arada. Flawless, flawless. Okey. 1, 2. Tamamdır. Silahlı işimiz bitti. Şimdi gelelim hemen armor kısmına. Buradan Nordic kardeşimizin bize verdiği nimetler doğrultusunda. Dünyayı istiyorsun ya. Şimdi arkadaşlar burada çöl için DLC armor yapacağım. Yani şundan craftlayacağım çöl için. Heavy armor istiyorum kesinlikle. O yüzden bundan craftlayacağım. Takipçilerimize çok fark etmiyor ne craftladığımız. O yüzden flawless olanlardan bir craftlayacağım şimdi. Öncelikle bundan yapmam gerekiyor. Perfect heavy bilmem ne yapmam gerekiyor. O yüzden buraya heavy böyle değil. Böyle yazıyorsunuz. Şunlara ihtiyacım var. Onun için de elepat. Eyvah. Gerçi var. Tamam, sıkıntı yok. Twine ve Hardened Leather. Şimdi Hardened Leather burada asıl olay işte bu. Leather, Oil ve Alchemy Base. O Alchemy Base'leri boşuna çıkartmadık değil mi? İşte bugünler için çıkarttık bu Alchemy Base'leri. Buraya Alchemy Base'leri bir atıyorsunuz. Şimdi bu bir. Şöyle yapsam şimdilik. Ben onları orada unutacağım ama neyse. Ablamızda ne varmış bakalım. 2. Bir de oil istiyordu galiba. Evet, son olarak da oil istiyor. Oil. Şuraya mı koydum ben bir sürü? Evet, 400 küsür var. 400 ihtiyacım yok aslında. Şunları koysam yetecektir zaten. Evet, 83 tane deri üretebiliyorum.
Üret. Yani kaç tane üretebiliyorsan üret. Neyim az geldi anlamadım ama sanırım şu dirim az geldi çünkü iki tane istiyor. Maksimum kaç üretebiliyorsa üretsin, sıkıntı yok. Şimdi kalkan bakalım bir de mümkünse eğer şöyle sağlam taş gibi bir kalkan diyeceğim de kalkanlara ben vermemiş miyim ya? Burada kalkanlar ama. Bir dakika arkadaşlar ben şuraya bir bakayım. Kalkanlar açık ama flawless olarak yaptığı kalkan yok. Benim tekrardan bu puanları dağıtmam gerekiyor bu arada. Aynen benim tekrardan şu puanları bir dağıtmam gerekiyor bu arada. Sıkıntı yok. Halledeceğiz. Halledeceğiz. Bu arada bu zırhı yaptım ama bu zırhın görünüşünü kullanmayacağım. Fascination modunu kuracağım. Hatta bir dakika ya. Şimdi madem uğraşmaya başlamışız. Şimdi ben tek başıma solo oynadığım için bu feats'leri falan dağıtabiliyorum. Tek başıma. Dağıtamıyor muyum? Aa, solo oynuyorken dağıtıyorduk ya. Ben yanlış hatırlıyorum. Olsun, sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Benim burada bitkilerim olması lazım. Var mı içeri? Sanırım yok. Evet, sanırım yok. Bunu planlamamıştım. O yüzden de plana sadık kalmaya devam edeceğim. Önemli değil, tamam. Kalkan işini artık kendim halledeceğim bir şekilde. Şimdi biz zırh işini bir halledelim öncelikle. Ha. Elapad saydım. Bu arada yok galiba ya. Var dedim ama. Yani bu ablada yoksa orada da yoktur. Elapad hide isteyeceğini... Ha var tamam. Tamam buraya koymuşum. Çünkü bir kontrol ettim diye hatırlıyorum da o yüzden. Şimdi. Hocam heavy'ye girelim. Hay Twine'la. Twine'la ne yapacaksın o kadar kaliteli malzeme yapıyorum. Twine ne ya? Abi şu Twine'da kadar nefret ettiğim bir şey yok bu oyunda yemin ediyorum. Allah'tan var bu. Vallahi her yerden çıkıyor Twine'da Twine ya. Bıktım ot toplamaktan. Heavy. Please. Yeter. 7 tane. Tamam. Şöyle. Birer tane lazım bana. O kadar uğraştık ve sadece bir tane zırh yapabiliyoruz. Görüyorsunuz değil mi? Ya bu oyun işte böyle. Ama en iyi zırhı yapıyoruz bu arada. Öyle de bir avantajımız var. Şimdi hocam. Bana şunun için ne çıkaracaksın bir tarafından? Hardmet ve Steel Reinforcement. Okey. Yok deme lan. Ana, Steel Reinforcement yok mu gerçekten? O zaman bir dakika. Bunu 2 dakikada Beri abla halleder bize de. Olmaması şaşırttı beni. Ben var diye hatırlıyorum. Kim bilir nerede? Ne güzel birebir çıkartıyor bu arada. Yap ablam sen şuradan bakayım bize. Çok istemiyor zaten. Ben de buradan Hardened'ları alayım artık çıkmışları. Oyunda Hardened üretmeye devam etsin. Diğer ocakta böyle. Bu abla bakta kaldı. Şöyle alıp tekrar koyuyoruz ve devam ediyor. Şunları da şöyle attık mı? Onları niye oraya atıyorum ki ben? Bir dakika. Sizi şöyle alayım. Sizi şöyle alayım. Onlar olurken bir alt katı kola çiğneyeceğim ben ya. Yan yana. Ayılara bakabilirim. Merak içerisindeyim çünkü ayılarla ilgili. Bir tane Greater ayı istiyorum, ne yalan söyleyeyim. Az kaldı ayılar. 4 yavrudan bakalım ne çıkacak bahtımıza. Burada da kurt yavruları var. Onları da
şey yapacağım birazdan ama onlar için özel bed toplamam gerekiyor biliyorsunuz. Daha önce yaptık. Şu anda yok. Ben buraya başka birini koymuş muydum? Hatırlamıyorum. Sanırım koymamışım. Evet, burası buraları boş. Sıkıntı yok. İkorlar pişti burada. Onları aldım. Şimdi ne yaptık ablam? 14 tane. Ver bakalım olduğu kadarını. Çünkü zaten az istiyorsun. Evet. Sonunda sağlam bir zırh göreceğiz. Horn. Ya horn ne ya? Neyse ki horn var. Hatta fragları da vereyim. İsteyecek bunları. Bir yerde ister illa. Yes. Peki reduction kit de basalım bunlara. Onları bunu da yapıyoruz normalde. Evet. Plant fiber artı twine. Plantım şurada aşağıda vardı. Alalım. Şuradan fazla twine'ları da alayım. Artık belli oldu. Kullanacağız yani twine'ları. Siz burada kalın bakalım. Şöyle bir reduction kit yapalım. 10 tane hazırda da bulunsun. Biter miter bir şey olur. Evet. Görüyorsunuz inanılmaz dayanıklı oyunun en iyi armorlarından biri. DLC ile geliyor. Tekrardan söylüyorum. DLC ile gelen bir armor. Canlı yayınlara gelenler zırhı iyi biliyorlar ama gelmeyenler için söyleyeyim. DLC ile geliyor arkadaşlar. Savage bilmem ne DLC'si böyle kurtlu mutlu bir görünüşü var. Onunla geliyor. Haberiniz olsun. Şimdi şunu ben 5'e ayırıyorum ve biraz ağırlık atalım hemen. Böyle dayanıklılığını düşürüyorsunuz ama çok ağırlıktan çok yer elde ediyorsunuz. Şimdi bu zırhın en kötü tarafı sıcaklığa karşı direnç vermesi. Yani soğuk yerlerde giyemezsiniz. Ki böyle kürkle kaplı bir zırhın ben giyilmesi gerektiğini düşünüyorum. Erkeklerde güzel durmuyor. Onu da söyleyeyim. Takdir sizin. Bir sonraki bölümün başında ya görünüşünü değiştireceğim veyahut da böyle kullanacağım. Ben kadınlarda daha güzel durduğunu düşünüyorum. Hatun karakterlerde. Hatta göstereyim. Benim üzerimde böyle duruyor. Ve bunun soğuğa karşı değil de sıcağa, yani çölde giymem gerekmesi de biraz saçma. Çünkü baya baya kürk yani. Ben çok sevmiştim işte soğukta bunu giyerim diye ama olmadı. Hatunlarda nasıl durduğunu göstereyim hızlıca. Şöyle koyalım. Çok çok daha iyi duruyor hatunlarda. Kesinlikle ve kesinlikle tavsiye ederim. Gördüğünüz gibi. Evet. Freya, ben bu ismi çok severim biliyorsun değil mi? Gel bakayım. Evet, görüyorsunuz. Teşekkür ettik. Konu mankenimiz Freya'ya. Onlara da zırh yapacağım bu arada ama öncelikle kendimiz toparlamamız gerekiyor. Daha önce konuşmuştuk bunu. Evet. Zırhımız hazır. Dur. Freya bir dakika. Beni takip ediyor tabii şu anda. Tamam. Özel NPC'lerimiz burada. Ve ayılar çıktı. Bear, 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 bear. Evet, şansımız çok, yine şansımız akıyor gerçekten. Hepsi normal ayı çıktı arkadaşlar. Gideceğiz, yenisini bulacağız, koyacağız. Harika büyük ayı çıkarana kadar. Ama bir tanesini alayım, en azından göstereyim sizlere. Şöyle bir tanesini alayım. Dışarıya koyalım mesela, dursun orada. Tamam, şöyle böyle bir ayı çık. Evet. 3600 canları var, 8 tane slotları var. Fena değil yani. Evet, zırhı da yaptık. Silahları hallettik. Kalkan yapamadık. Ama yapacağım. Şimdi bir ok bakayım. Şu anlık ok bana deme için lazım değil ama daha çok şey için lazım. Yay bakacağım daha doğrusu. Ok değil de. Hocam sen flawless yapmıyor musun?
Yapıyor olman, ha evet tabii, özel NPC gerekiyor onun için. Özel Carpenter'ım yok benim. O yüzden elimdeki yayı kullanacağım. Yayın amacı zaten damage vurmak değil. Yay var mı lan bende? Sanırım diğer evdeydi. Olsun, ben bir tane craftlayayım şimdi. Şu DLC ile gelenden bir tane craftlayalım. Ve ok craftlayacağım. Tabii ki. Healing Arrow. Bunları da daha önce göstermiştim. Alkemistler şimdi bu Water Orb'ları doldurabiliyorlar. İlla suya ihtiyacım yok ama ben zaten suyun yakınında bir yerdeyim. Gördüğünüz gibi buradan Water Orb'a çevirebiliyorum direkt çat diye. Aa, bunu da Igor istiyormuş. Okey, sıkıntı yok. Balıkları pişirmiş ama. Sıkıntı yok. Savaş boyası yapmak istiyorum bir tane ama onun için çok zor şu anlık. Mesela burada Strange veren savaş boyası var. Kırmızı boya ve Dragon Powder istiyor. Dragon Powder içinde aslında her şeyim var. Demon Blood'um da var. Her şeyim var aslında. Biraz kendi başım uğraşıp yapabilirim gibi görünüyor. Ocak niye durmuş? Çünkü yapacak bir şey kalmamış. Peki, güzel olur. Sıkıntı yok. Burası devam çalışmaya. Bu arada çok iyi toparladık yani. Ha, bir de tabii burada bir silahım var benim. Mişa'nın bilmem neleri. Onu da bir güçlendirelim şöyle. 49 vuran güzel bir silah. Daha silahları alayım. Şöyle üzerime alayım. Yanıma hangi takipçi alacağıma karar vermedim henüz. Bakalım. Şöyle giderken bize yardımcı olacak karakter hangisi olsun acaba? Bu arada bu zırhı burada giyebilirim. Niye giymiyorsam? Biraz üzerimde görün. Biraz gözleriniz alışsın. Şimdi Leon'un canı da aynı. Hepsini alalım. Ben şu arkadaşı beğendim. Daha bir savaşçı tipi var böyle. Bana da benziyor hafif tipi. Böyle yakışıklı makışıklı. O yüzden... Ha, bunda zaten kalkan. Kılıç kalkan seviyormuşsun sen. Aslında Freya'yı da alabilirim ya. Yani sonuçta Archer ama... Freya da girebilir benimle. World Boss'a dalacağım için... Ha, bu arada sizlere başka bir şey gösterebilirim. Yine DLC ile gelen bir... olay olan... mesela bir tane Greater Wolf kaybetmiştik. Şimdi onu bir alalım üstümüze. Normalde Greater Wolf'lar beyaz görünüyor biliyorsunuz. Şöyle bir... yine DLC ile gelen bir item'ımız var. Bunların ikisini üstüne aldığınızda... Şu hayvanları merak eden çoktu. Onları da göstereyim. Buradan hayvanın görünüşünü değiştiriyorsunuz. Herhangi bir özelliği değişmiyor. Tamamen görünüşü değişiyor. Şöyle craftlıyorsunuz. Ve gördüğünüz gibi böyle zırhlı diyelim hadi. Bir kurda dönüyor. Ben beyaz kurt çok severim ama bunu size göstermek için bir tane elimdeki Greater Wolf'u harcadım. Ama çok asil duruyor kurtlar bu oyunda. Şöyle baktığınızda büyük ihtimal ben, Freya ve bu arkadaşımız çölde yargı dağıtacağız. Bunu da söyleyeyim. Bunun ismine siz karar verin istiyorum bu arada. İsim koymayacağım. Hatta ayıya da isim söyleyebilirsiniz. Bunun ismine siz karar verin. Onların yiyecekleri burada zaten. Lambur lumbur yiyorlar şu anda. Güzel. Ben başarabilirsem bir zırh daha yapmaya çalışacağım. Daha doğrusu görünüş için bir zırh yapmaya çalışacağım. Yeni aldığım bir DLC var bu arada. Ondan bahsetmedim. Blood and Sane DLC'sini de aldım ben. Ağaç Ev DLC'sini de alacağım büyük ihtimal. Ama onu biraz daha bekletiyorum. Binek. Şu Barbarian'ı Armory'ye yapmayı planlıyorum. Güzel görünüyor. İkinci item olarak ama şunun şöyle bir sıkıntısı var. Bunu... Bu da Barbarian Armor olmasına rağmen çölde değil, soğuk yerde giyinmem gerekiyor. Yani zırhlar birbirine karışmış durumda ama ben soğuk yerlerde yine bundan yapmak istiyorum. Çünkü çok iyi bir zırh, çok iyi bir armor. Star Metal istiyor. Çöldeki işlerimizi bitirdikten sonra Star Metal'e gideceğim. Ben şuradan normal bir tane craftlayıp onun görünüşünü vermeye çalışacağım. Bunu da takipçilerimden birine veririm. O görünüş muhabbeti de Fishination isimli mod da geliyordu. İşte Fishination mu neydi, öyle garip bir ismi vardı onun. Şununla geliyor. Bir açalım şunu, bir karıştıralım bakalım.
ne olduğunu hep beraber bir çözmeye çalışalım. Şimdi bunun için 50 stone, 6 twine, bilmem ne bilmem ne. Twine zaten sokmasanız olmuyor anasını satayım. Ah sana twine. Stone'un var mı bilmiyorum ama. Bir tane var. Olur mu? Kaç istiyordu bilmiyorum ki. 4 tane stone'um var. 50 stone istiyordu gerçi. Dur 2 tane vururuz ya. Şu modu beraber bir test edelim. Gerçekten çalışıyor mu? Şu an yapacağım daha iyi bir şey yok. Craft bölümünü yapayım dedim ki çöre gittiğimizde çıkmayacağız çünkü arkadaşlar yani. Görmüşken hadi. Mix sahip çıksana şuna 2 dakika. Tabi şimdi bura cold geldi bana bir anda. Minik. Şu yavruya bir sahip çık bakayım hadi. Ne istiyordun hocam? Bir de wood mu istiyorsun? Gel. Tamam. Yap bakalım şundan bir tane. Ya şaka mı yapıyorsun ya? Şimdi bunu nasıl çalıştı konusunda hiçbir fikrim yok. Hep beraber bakacağız. DLC ile gelen bir zımbırtı. Nereye koyabilirim? Şimdilik test amaçlı şöyle koyacağım bakayım. Tamam. Hocam şimdi? Şimdi ne olacak? Sanırsam arkadaşlar şöyle bir şey olacak. Eğer doğru tahmin ediyorsam. Bir dakika. Az önceki zırhı nereye koyduğumu hatırlamaya çalışıyorum. Buraya koymuştum. Şöyle olacağını tahmin ederekten denemelerime başlıyorum. Şimdi Heidi buraya koyduğumda Toros diyor. Aa böyle süs olarak da güzel durur ha. Evet. Peki bir şey soracağım. Ben bunun görünüşünü üstüme nasıl aktaracağım? Onu anlamadım. Onun için bir zımbırtı daha var galiba bu arada. Şu olabilir. Ya yine mi? Neyse 2 dakika tarih ederiz de. Ha bu galiba süs olarak hani. Evet bu armor stand. Yok benim yapmaya çalıştığım olay bu değil. Bu sadece armorların güzel aslında bir oda yapıp da karakterlerin zırhlarını böyle şey yapabiliriz. Bu arada modu merak edenler tekrardan üstüne tıklayın. Steam atölyesinden Fishnatist diye aratırsanız direkt çıkarız zaten. Söyleyeyim tekrardan bir. Şu an biraz mod denemeye döndü biliyorum ama beraber test edelim. Şuradan birkaç odun daha vurayım. Çok güzel. Stone da mı istiyordun sen? Stone'un var mı zaten ya? Yap bakalım şundan bir tane. Lan twine yok mu üstümde? Ha, bayağı stone istiyormuş bu. Tamam hocam stone'dan bu ne var ya? Stone Heart. Hearthstone. Nasıl o kart oyunun ismi? Jop'un bile var be. Mayavru yapmış buralar yine. O ağacın zaten kırılası varmış. Yetti mi ya? Çok ağırım. Bir çıkarsam şunları. Gerçi hiçbir şey fark etmeyecek. Şükürler olsun. Fazlalığı bu arada atayım da. Gerçi bunu yaptıktan sonra hafifleyeceğim ya. Şimdi bunu da şimdilik buraya koyacağım. Sırf bir test için. Ne olduğunu görmek istiyorum çünkü. Outfit. Ha. Kral istemiyorum ben kendi. Hmm.
Benim bunu bir çözmem gerekiyor sanırsam. Bu trallar için mi ya? Ben kendi görünüşümü değiştiremiyor muyum? Kendi zırhımın görünüşünü. Ben bu modu bunun için indirmiştim ama. Hocam player player. Allah Allah. Acaba şunların hepsini mi TK alayım bakayım? Vallahi hiçbir şey olmuyor. Vallahi anlamadım. Sanırım bana olmuyor, bu takipçileri oluyor ya. Peki şöyle bir şey yapabiliyorum. Ya anlamadım, tamam buradan hide'layabiliyorum da. Die, repair, equipped. Yani bunun görünüşünü bunu aktarıyor diyebiliyorum ben bu modu. O yüzden indirdim ama sanırsam olmuyormuş. Ben onu bir araştırır çözerim arkadaşlar. Şimdi bir sonraki bölümde ben skill sıfırlayacağım ve tekrardan bir kalkan yapacağım. Onları da koyarım. Burada bir bölümün sonuna gelelim şimdilik. Kısa bir bölüm oldu ama zırh yapım ve silah yapımlarını gösterdim üst seviye. Çünkü dediğim gibi çölde boss avına ve zindan avına çıkacağız. Çölü tamamlayacağız. Şuralardan başlayıp şöyle zindanları, bossları dolaşmaya başlayacağız. O yüzden onlar böyle kamp yapa yapa ilerleyeceğiz. Daha önceki çöl, yani şuraları keşfederken yaptığımız gibi değil. Mesela burada bir tane world boss işaretlemişiz. Burada bir tane işaretlemişiz. Bunların hepsini ziyaret edeceğiz. Şurada da olması gerekiyor hatta. Hepsini yerin tek tek bulup şöyle çölde komple bir tur atacağız. Zindanlar dahil. O yüzden hani bunları yapıp direkt çölden o şekilde başlamak istedim. Çölü bitirdikten sonra da aynı şeyi kuzey için yapmaya başlayacağız. Ve yolumuzu bulmaya çalışacağız. Yorumlarınızı, görüşlerinizi bekliyorum. Kısa video oldu farkında değilim ama merak etmeyin. Yakın zamanda yeni bölümde sizlerle olacak. Bugün zırhları falan yaptık. Zaten bir saattir anlatıyorum. Aynı şeyi bir daha anlatmayacağım. Kendinize iyi bakın. Yorumlarınızı, görüşlerinizi bekliyorum. Ayrıca videoyu beğenip paylaşırsanız kanalı biraz katsanmış. Beni de sevindirmiş olursunuz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın. Kurtların ve ayıların da ismini sizin seçmenizi istiyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.